Büyük ölçüde yüzeydeki müsilaj temizlendi. Müsilaj komisyonu üyeleri Marmara Denizi'ne geldiler ve müsilajın etkilerini gözlemlemek için dalış yaptılar. Mustafa Demir yaklaşık 6 metre derinliğe gerçekleştirilen dalışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Az sonra dinleyeceğiz. Kirletilmesiyle ilgili detaylı çalışmalar yapmasıydı. Bugün burada Marmara'ya komşusu bulunan bütün illeri dolaşıyoruz. Bugün İstanbul'dayız. Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gideceğiz. Bu çalışmaların içerisinde bir arıtma testlerini yakından izliyoruz. İşte fiziksel tedaviler, fiziki arıtmalar var, kimyasal arıtmalar var, ileri biyolojik ve ileri biyolojik arıtmalar var. Sabahleyin Yenikapı'daydık mesela, onunla ilgili bir çalışma yaptık. Bugün Büyükada'dayız. Bizzat görmek arzu ettik aslında. Bilim insanlarının bize söylediği ilk 30 metrede müsilajın oldu. Ancak bu son gelişmelerde müsilaj, evet yani sevindirici bir şey. Eskisi gibi değil. Şu anda daldığımızda da yani ufacık parçacıklar halde müsilajı görüyoruz ama bıraktığı etkiyi görüyoruz. Yani yer altındaki canlılarda bir şey var, bir renkleşme var, onu görüyoruz. Fakat ne yaparsak yapalım, müsilaja neden olan etkenlerin, ki bunların başta kirleticiler, bu kirleticileri Marmara Denizi'ni kirleten bu kirleticileri arıtmadan mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu çalışmalarda da onlardan bir tanesi. Yani biz Marmara Havzası'nda yaşayan 25 milyon insanımız var. Bu 25 milyondan insandan kaynaklı evsel veya kentsel atıklar var, sanayi ve endüstri atıkları var ve kötü tarım uygulamalarından dolayı da yine atıklar, tarımda uygulanan ilaçlar neticesinde şu veya bu şekilde denize ulaşan kirleticiler var.